Canım arkadaşım selamlar ben İsmail Hoca SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın Hoş geldin nerede kalmıştık Px bölü Qx biçimdeki ifadelerdeki eşitsizlik sistemlerinin eşitsizlik çözümlerinde kalmıştık sevgili arkadaşlar Örnek 9'u çözmüştük Video fazla uzamasın diye orada bir ara vermiştik Daha sonrasında işte hastalık mastalık derken 10. örnekten devam edeceğiz sevgili arkadaşlarım. Umarım sen iyisindir. Kendine dikkat et. Ama bu böyle mevsim geçişlerinde böyle biliyorsunuz kışa giriyoruz arkadaşlar. Ve ciddi anlamda bu mevsim geçişleri insanların sağlığı için sevgili arkadaşlarım ciddi tehlike. Yani öyle bir soğuk algınlığı öyle bir salgın çeşidi yok arkadaşlar. Aman dikkat diyelim. Ve 10. örneğe devam edelim başlayalım. Hazırsan videoyu beğendiysen abone de olduysan bir bakalım derse Evet şöyle örneğimizi de yaklaştıralım ve başlayalım çözümlere a ve b gerçel sayı demiş bize. 2x artı a bölü b eksi 4x büyük veya eşit sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesi de aha buradaki yarı açık aralıkmış arkadaşlar buna göre b bölü a oranı isteniyor bizden. Şimdi bir düşünelim bakalım. Demek ki benim şöyle bir yarı açık aralığım varsa Eksi -2 burada, 3 burada. Daha sonrasında şöyle bir eşitsizlik tablosu varmış gibi hayal edelim. Ya yani hayalimizde bu camlansın. Şimdi eksi -2'den gördüğünüz gibi kapalı arkadaşlar şöyle. 3'ten de açık. Pekala. Şimdi şuranın kapalı olması demek, buranın kapalı olması demek. Aslında ne demek? Bu kısım payın köküymüş. Buranın açık olması demek de paydanın kökü anlamına gelir ki artık soruyu bitiren hamleyi yaptık şu an. Çünkü burası kapalı ise ve payın kökü demek ki payın eksi 2 diye bir kökü var. Demek ki ben burada eksi 2 yerine yazarsam 2 kere eksi 2 eksi 4 artı a 0 yapıyormuş. A kaçmış arkadaşlar burada 4'ün ta kendisi bak burası 4'müş. Daha sonrasında paydanın 3 diye bir kökü varsa şurada 3'ü yerine yazarsın. B eksi 12 eşittir 0 dersin. Buradan B eşittir 12'nin ta kendisi gelir. Demek ki burası 12'ymiş. Bizden 12 bölü 4 istenmiş. Doğru cevap kaç olur? 3'ün ta kendisi olur sevgili gençler. Devam edelim 11. örnekle. 11. örneğimizde de x kare artı 3 artı mx artı 3m sıfırdan büyük veya eşit eşitsizliğini sağlamayan bak sağlamayan diyor. İki tane tam sayı değeri olduğuna göre m'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben burayı x'e x fark ettiysen burayı da m'ye 3 diye açabilirim. Çünkü çarpımları 3m gelir toplamları da 3 artı m gelecektir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım şimdi burada benim köklerimin şunlar olduğunu dile getirebilirim. Eksi 3 ve eksi m. Yalnız şöyle bir sıkıntı var burada. Eksi 3 mü daha büyük eksi m mi daha büyük bunu tabii ki bilmiyoruz. Ee, tahmin de edemeyiz böyle bir imkanımız da yok. Ama demek ki biz bunun iki türlü de çözümünü yapacağız. Yani eksi 3 eksi m'den daha küçüktür çözümünü yapacağız. Bir de eksi m eksi 3'ten daha küçüktür bunun çözümünü Yapacağız ve ikisi içinde ayrı ayrı tablolar oluşturacağız şu şekilde Ve ikisi içinde tablolar oluşturduk Dururken sevgili gençler Dikkat etmemiz gereken şeyler aynı Eşitlik olduğu için Bu şekilde içleri dolu olacak diyeceğiz Ve sevgili arkadaşlar ekstradan neye bakacağız Artıyla başlıyor artı eksi artı artı eksi artı dedik şimdi Arkadaşlarım sıfırdan büyük yerler isteniyor. Sıfırdan büyük yerler istendiğine göre şu kısımlar isteniyor diyebiliriz. Diğer tabloda da ise buralar isteniyor diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Buralar isteniyor. Pekala sağlamayan yerler nerededir? Tabii ki bu aralıkta veya bu aralıkta. Şimdi kaç tane tam sayı değeri varmış? İki tane. Eğer iki tane ise şurada iki tane vardır tam sayı. Burada da iki tane vardır tam sayı denilebilir. E çok güzel. Şimdi ben burada İki tane tam sayı değerini sağlamadığını biliyorsam o halde şurası eksi 2'dir burası eksi 1'dir derim. Başka bir tam sayı sığmasın bu aralığa diye demek ki burası yani eksi m'nin de sıfıra eşit olması gerektiğini söylerim. Buradan m kaç gelir? Tabii ki sıfırın ta kendisi yani m'nin alabileceği değerlerden bir tanesi sıfırmış. Diğerine bakacak olursak da bak şurası eksi 4 olur burası eksi 5 olur. Burada eksi 6 kalır demek ki m hangi değer alabilirmiş burada? Eksi m eksi 6 ise m de 6 değerini alabilir. M'nin alabileceği bir diğer değer de budur derim. İşte m'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuştu. S0 e, ile 6'nın toplamı tabii ki 6 yapar. Demek ki cevabımız buydu diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. 12. örnek. x kare eksi 6 x eksi 7 küçüktür 2 x artı 8. Hemen varını yoğunu toplayıp sağ tarafı sol tarafa alacaksın. Ve diyeceksin ki x kare eksi 8 x ve eksi 15 e, sıfırdan küçüktür dedik. İşte burada sevgili arkadaşlar en geniş çözüm aralığında bulunuz demiş ya. Ben bu sorunun kökünü şu şekilde değiştirmek istiyorum. En geniş çözüm aralığı yerine ee, toplamda yani şöyle diyelim eşitliği sağlayan kaç tane kaç tane tam sayı vardır diye soralım. Tam sayı vardır diye soralım. Böyle bir şey daha bizim için sağlıklı olur. Böyle bir soru. Soru yanlış değil. Yanlış anlaşılmasın. Daha güzel hale getirdik soruyu. Şimdi x kare eksi 8 x eksi 15 sıfırdan küçük dedik ya. Burada ben bu ifadenin çarpanlarını ayrılamadığını biliyorum. Çarpanlarını ayrılamıyorsa bunların köklerini bulalım. Tam kare yöntemiyle kök bulabilirim. x kare eksi 8 x ve artı 16 yapaydık eğer tam kare olurdu. Artı 16 eksi 15 elde edebilmek için ben burada ne yapmam gerekiyor? 31 çıkarmam gerekiyor ki böylelikle eksi 15 olsun orası. Ve devamında sıfırdan küçüktür diyeceğiz. Şimdi şurası ne? x eksi 4'ün karesi yapar ve artık küçüktür 31. Ben burada aslında şunun köklerini bulacaksam kökleri x eksi 4'ün karesi eşittir 31 ile bulabiliriz. x eksi 4 burada ya eksi kök 31'dir ya da x eksi 4 eşittir artı kök 31'dir diyeceğiz ve buradan x1 kökü 4 eksi kök 31 iken x2 kökümüzde 4 artı kök 31 olacak. Burada küçük olan kök 4 eksi kök 31 büyük olan kök 4 artı kök 31 olduğu için bunlara artık bir tablo oluşturabiliriz. Şimdi eşitlik var mıydı? Yok. Ne ile başlayacağız hocam? Pozitifle başlayacağız. Eksi ve artı diyeceğiz. Daha sonrasında ise bizden istenen yerler sıfırdan küçük yerler olduğu için şu aralık bizden isteniyor diyebiliriz. Bu aralıkta kaç tane tam sayı vardır diye sorulmuştu bize. Abi biz öyle değiştirmiştik soruyu. Şimdi kök 31 dediğimiz sayı kök 25 ile kök 36 arasında bir sayıdır. Yani 5 küsurat bir sayıdır. O halde ben 4'e 5 küsurat bir sayı eklersem aslında burası 9 küsurat bir sayıymış. 4'ten 5 küsür bir sayıyı çıkarırsam da eksi 1 küsurat bir sayı bulurum. Peki o halde sağlamayan ilk değer nedir burada? Eksi 1'dir sonra 0'dır sonra 1, 2 diye devam eder ve kaça kadar? 9'a kadar. Burada kaç tane tam sayı vardır diye sormuştu. 9'dan eksi 1'e kadar 9 eksi eksi 1 artı 1 tane yani toplam 11 tane tam sayı vardır bu eşitsizliği sağlayan sevgili arkadaşlar. Böyle güzel bir soruydu. 13. örneğimiz. 3 fazlasının 4 katı, şimdi bir x var diyelim, bunun 3 fazlasının hop, 4 katı, evet, kendisinin karesinden küçük olmayan demek ne demek? Küçük değilse ya büyüktür ya da eşittir değil mi? Dolayısıyla büyük veya eşittir dedik. İşte bunu çözeceğiz. Burası 4x artı 12 yapar. Büyük veya eşit x kare ya da x kare küçük veya eşittir 4x artı 12 denilebilir. Bunların her birini sol tarafa davet edersek x kare eksi 4x eksi 12 sıfırdan küçük veya eşittir diyebiliriz. Bunun kökleri x'e x ve eksi 6'ya artı 2 olacaktır. Ve kökler 6 ve eksi 2 olduğu için eksi 2 ile 6'yı buraya yazdım. Kök tablosunu oluşturuyorum. İçleri tabii ki dolu olacak. Ve sevgili gençler artıyla başlayacağım. Eksi ve artı diyeceğim. Benden eksi olan yerler isteniyor diyeceğiz sevgili arkadaşım. Evet. Bunu sağlayan en küçük tam sayı eksi 2. En büyük tam sayı da 6'dır. Bunların toplamı sorulmuş. 6 ile eksi 2'nin toplamı bana 4'ün ta kendisini verir. Cevap da 4'tür deriz. 14. soru için umarım hazırsındır. Bana ufak ufak yine sıcaklar basmaya başladı. Hadi bakalım hayırlısı. Örnek 14. 2 bölü 3 ve 9 bölü 4. Hemen aradaki bağıntıyı göreceksin. 2 bölü 3 ile 9 bölü 4'ün arasındaki bağıntıyı göreceksin. Şunu 3 bölü 2 yaparsam ben ki nasıl yaparım? 3 bölü 2'nin eksi birinci kuvvetinin eksi x kare eksi x eksi 8. kuvveti derim. Küçük veya eşittir. Burası da bak 9 bölü 4 aslında 3 bölü 2'nin karesidir biliyorsun. Bunun karesinin 2x artı 3. kuvveti mevcut. Güzel. Şimdi 3 bölü 2 burada kalacak. 3 bölü 2'nin dedim. Eksi 1 ile şunu çarparsam x kare artı x artı 8 üstün üstü varsa çarpılıyordu değil mi? Küçük veya eşittir dedim. Yine 3 bölü 2'nin o zaman 2 ile de aha bunu çarpacağım. Ve 4 x artı 6 gelecek bana. Dikkat ettiysen 3 bölü 2 var 3 bölü 2 var o halde ne yapılması gerekiyor Hemen bu da o zaman bundan küçüktür diyeceğiz. Bak x kare artı x artı 8 küçük veya eşittir 4x artı 6. Hocam bir işaret değiştirme mevzusu falan vardı. O nasıl oluyordu diye soracak olursan evet vardı. Peki bu nasıl oluyordu? Eğer şu kısımlar basit kesirse yani birden küçükse işaret değiştirir. Ama bu şekilde birden büyükse o zaman işaret değiştirmez. Aynı şekilde kalır diyeceğiz. Aynı şekilde kalsın diye 3 bölü 2 yaptım. Kafanı tekrardan beynini tekrardan tırmalamasın diye. Al bunları bu tarafa. X kare eksi 3x ve artı 2 sıfırdan küçük veya eşittir. X'e x ve ben burayı eksi 2 eksi 1 diye açabilirim. Köklerim 1 ve 2 olur. 1 ve 2 köklerini elde ettik ya hemen kök tablosunu oluştur. Neyle başlayacağız? Dan önce içleri dolu mu boş mu? İçleri dolu. Peki neyle başlayacağız? Artıyla. Sonra eksi sonra artı olacak. Sıfırdan küçük veya işte yerler istenmişti bizden. İşte burası. Kaç farklı x tam sayısı var peki burada? Sadece 1 ve 2 var. Bu arada zaten tam sayı yok. kaç farklı x tam sayısı vardırın cevabı ne olur? 2 tane sevgili gençler. 14. sorumuzu bu şekilde çözdük ve sayfamızı artık şöyle uzaktan bir bakabiliriz. Sağ tarafı yine deli dibane doldurduk sevgili arkadaşlar. Güzel bir sayfa oldu. Çözüm oldu bizim için. Şimdi devam edelim. 15. örneğimizde sevgili gençler. Şöyle bir bakayım dedim daha videonun bitmesine kaç soru var. Bayağı varmış. Uzun soğuklu bir video olacak. Hadi bakalım. Şimdiden 11. dakikayı doldurmuşuz. Bakalım hayırlısı. Bakalım dayanabileceğiz mi? 4x artı 3 bölü 2 eksi 5. Şimdi üst tarafın köküne eksi 3 bölü 4. Alt tarafın köküne tabii ki 5 Eksi 3 bölü 4'ü ve 5'i buraya yazdım. Sonrasında hop şöyle bir tablo çizdim. Şimdi eşitlik var mı yok mu? Eksi 3 bölü 4'e eşitlik var çünkü pay kısmının kökü ama 5'e e, eşitlik yok çünkü paydanın kökü. Peki neyle başlayacağım? Bak burası artı burası artı olduğu için artıyla başlayacağım. Eksi ve artı diyeceğim. Şimdi benden neresi istenmişti? Sıfırdan büyük veya eşit olan yerler yani şu kısım ve şu kısım istenmiş sevgili arkadaşım. Bunu demiş sağlamayan kaç farklı x tam sayı değeri var? Yani burada kaç tane x tam sayı değeri var demiş. Eksi 3 bölü 4'ün hemen sağında 0 sağlamaz. Bunun yanında 1, 2, 3, 4 sağlamaz ama 5'in de sağlamadığını görüyorsun. Bak içi boş. Resim dersinde değiliz. Bunların içini niye boş bırakıyoruz? Öyle bunları boştan yere mi boyuyoruz biz böyle? Resim dersinde miyiz boş boş boyuyoruz? Hayır tabii ki de. Bunun içi boş boyamadık. Niye? Çünkü bu da sağlamıyor. Demek ki sağlamayanlardan bir tanesi de 5'miş. O halde biz bunları ne alacağız? Sayacağız. Yani bunları da sayacağız. Kaç farklı x tam sayı değeri var? Şurada 5 tane bir tane de burada 6 tane sağlamayan x tam sayı değeri vardır diyeceğiz sevgili gençler. 16. örnek x kare eksi 4 x artı 9 küçük veya eşit 0 eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı soruluyor bana. Peki kolay ve bunlar yaparız. Aa valla ses tıkanmaya başladı. Hayırlısı. Şimdi çarpanlar ayrılıyor mu? Yok. Deltasına bak hemen. Eşitsizliklerde hemen delta bak. B kare eksi 4 AC'ydi bizim deltamız. B'miz eksi 4 aldım karesini 16. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 9. Aha eksi 20 geldi. Sıfırdan küçük mü? Küçük. Kökü var mı? Yok. E kök yok soracağım. Olsun be bir tane tablo çizeriz yine de. Al köksüz tablo çizdim sana. Bacak yok. Tablonun bacağı yok. Niye? Kökü yok çünkü. Ne yapacağız hocam? E i̇çleri dolu mu boş mu? bu e, tablonun bacağı yok ki içleri dolu boş. Boncuk atalım, yüzük atalım bir şey atamıyoruz ki. Neyle başlayacağız? Artıyla. Ha, en azından onu, onu yapalım. Artı, 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 artı. Artı kök görmedim artıyla devam ediyorum. Artı eksi sonsuza artı sonsuza kadar artıyla devam ettik buna. Bizden neresi isteniyor? Sıfırdan küçük veya eşit olan yerleri nereye tarayacağız? Yok. E, yoksa çözüm kökümüz nedir? boş kümenin ta kendisi. Tamam. Güzel. 17. Eşitsizliğin en geliş çözüm aralığı soruluyor. Şuranın köklerini hemen senden rica edeyim ben. Eksi 3 ve artı 3 değil mi? Tamam güzel. Şimdi şuranın köklerini bulalım. Çarpanlarına ayrılmıyor. Hemen neye bak dedik? Deltasına. B kare eksi 4 acıydı. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 1'den eksi 3 geldi. Yani sıfırdan küçük kök var mı? Yok. O zaman burası gitti ama baş katsayı bizim için önemli. Burasının pozitif olduğunu unutma. Buranın köküne eksi 3. Aha da eksi 3'ü bir tane daha bulduk bak. Bir tane burada vardı bir tane burada. İki tane eksi 3 varsa hemen ne diyorsun buna? Çift katlı kök yakaladım diyorsun. Tamam çok güzel. Şimdi eksi 3'ümüz var. Hop bir de 3'ümüz var. Hemen ne yaptık? Çizdik bunu. Çizdikten sonra çizdik bacakları şu şekilde. Bak şimdi. Eksi 3 paydanın kökü olduğu için zaten içini boyamayacağım boştan yere. Ama çift katlı köktü. Şöyle iki tane boncuğu taktık. Sonra bir tane 3 diye kökümüz var. Zaten pay kısmının kök olmasına rağmen onu da boyamayacağım çünkü eşitlik yok. E başka da kök yoktu zaten. E hocam burası artı. E zaten bu da artıydı. E bu da artı. Demek ki artıyla başlayacağım. Artı, eksi, hop, eksi. Şimdi benden neresi istenmiş? Sıfırdan büyük yerler. Yani şu kısım mı istenmiş? Bunun çözüm aralığı sorulmuş. Çözüm aralığımız 3'ten sonsuza kadar olan açık aralıktır. Diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Aha bu taraf. Tamam. Geçtim 18'e. Hemen yapıştır bak buranın kökü eksi 5 bölü 6 buranın kökü 4 değil mi? He, çiz bakalım hadi bir de tablo çiz de olsun bitsin. Öyle oldu bit diye getirmek yok. Bir taraf sıfır değil. Öncelikle bunu bu tarafa sallamamız lazım. 6x artı 5 bölü x eksi 4. Bak 1'i bu tarafa attım ya eksi 1 diye geçecek ya eksiyi koydum. O 1'i ben x eksi 4 bölü x eksi 4 biçimde yazayım ki paydalar eşit olsun. Bir daha paylaştırmakla uğraşmayın tamam mı? Böylelikle büyük veya eşit sıfır oldu mu oldu. Şimdi 6x artı 5'ten x eksi 4'ü bir çıkaralım. 5x bak. Eksi eksi 4'ten artı 4 gelir. 5x artı 9 olur burası. Bölü paydamız zaten. Eksi eksi 4'tü. Büyük veya eşit işte 0 dedim. Şimdi kökleri bul. Üst tarafın kökü eksi 9 bölü 5. Alt tarafın kökü de 4 yapar. Peki eksi 9 bölü 5'i buraya yazdım. 4'ü de buraya yazdım. Şimdi kök tablosu oluşturuyorum. İşaret tablosu oluşturuyorum. İçleri dolu mu boş mu? Üst tarafın kökünün içi dolu. Yani eksi 9 bölü 5'in dolu ama 4'ün boş çünkü paydanın kökü. O halde ne ile başlayacağımıza karar verelim. Bak burası artı, artı 5. Burası da artı 1 olduğu için artı. Artı ile başladım. Eksi bölü ve artı dedim. Neresi istenmişti benden? Sıfırdan büyük veya eşit işte yerler. Yani şurası ve şurası mı istenmiş? Çok güzel. Şimdi bunu sağlamayan x tam sayılarının toplamı istenmiş. Eksi 9 bölü 5 eksi 1 küsürat bir sayıdır. Ve sağlamayan ilk değer burada eksi 1'dir. Sonra 0 var. Sonra 1 var. Sonra 2 var. Sonra 3 var. 4 sağlar mı? 4 de sağlamaz. Niye? İçi boş. Demek ki 4'ü de alacağız arkadaşlar burada. Bunların toplamı sorulmuş. Eksi 1 ile 1'in toplamı zaten 0. 0 zaten çarpma işlemine, toplama işlemine göre etkisiz elemandır. 2, 3, 4'ün toplamı bana 9'u verir. Demek ki cevabımız 9 olacakmış sevgili gençler. Umarım anlaşılmıştır. Umarım. 19. örnekteyiz arkadaşlar. Devam. Şimdi şuranın kökleri hemen söyle, söylüyorsun bana. Eksi kök 5 ve artı kök 5. Değil mi? Şuranın kökü var mı? Bak x kare zaten en küçük sıfır olabilir. Sıfırın üzerine en küçük olabileceği değerin üstüne pozitif bir sayı eklersen pozitif bir sayı olur. Sıfır imkanı yok elde demeyiz. Dolayısıyla kökü yoktur. Kök yok. Buradan kök gelmez ama işareti artı olacak bunu unutma. Alt tarafı kökleri de eksi 3 ve artı 3. Şimdi en küçükten başlıyorum. Eksi 3. Sonrasında eksi kök 5. Sonra artı kök 5 ve sonra 3. Şimdi tablomuz hazır hale geliyor neredeyse. Aha bunları çizdik. Tablomuz neredeyse hazır. İçleri dolu mu boş mu? Zaten eşitlik yok. Payda da olduğu için hepsinin de içi boş olacak. Ne ile başlayacağım? Bakıyoruz hemen. Aha burası artı. Aha burası artı. Bu zaten artı demiştik. Artı ile başlıyorum. Eksi artı eksi artı dedim. Benden istenen yerler sıfırdan küçük olan yerler. Yani şurası ve şurası. O halde sevgili arkadaşım çözüm kümemizi yazıyorum. X elemandır. Eksi 3 ile eksi kök 5 açık aralığı birleşeyim. Kök 5 ile 3 açık aralığı diyeceğiz. Cevabımız bu olacak. Ve evet 19. örneğimizi bitirdiğimize göre sağ üst taraftayız. 20. örnekteyiz arkadaşlar. Devam. 5 üzeri x eksi 1. Şimdi sakın unutma pozitif bir sayının sen gidip her kuvvetini al. Hangi kuvvetini alırsan al hiç fark etmez. Bu ifade sıfıra eşit olamaz ve pozitif bir kuvvetin, pozitif bir sayının her kuvveti mutlaka sıfırdan büyüktür. Çünkü pozitif sayının kuvvetlerini alıyoruz tamam mı? Dolayısıyla burası daima pozitiftir ve kökü yoktur. Dolayısıyla burayı eleyebilirim. Şunların köküne hocam eksi 4 ve artı 4 alt tarafın köküne 5. Küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. Eksi 4 artı 4 ve 5'i yazdım. Daha sonrasında çektim çizgimi sayı doğru mu? Çizdim bacakları. Peki Eksi 4 ve 4'e eşitlik var çünkü burada eşitlik var ama 5'e eşitlik yok çünkü paydanın kökü. Neyle başlarız hocam? Şurası artıydı burası artı ama dikkat et bak burası eksi. He. Artı çarpı artı, artı artı eksiye böldüm eksiyle başladım. Eksi artı eksi artı dedim. Benden istenen yerler sıfırdan büyük veya eşit olan yerlerdi. Yani şurası ve şurası istenmiş. Peki en geniş çözüm aralığı isteniyor şimdi yazalım o zaman. X elemandır. Eksi sonsuzdan Eksi 4'e kadar eksi 4'ten kapalı birleşim 4'ten kapalı 5'ten açık olan aralıktır sevgili arkadaşlarım. Benim çözüm küme. Ve devam edelim mi? 21 ile edelim bakalım hadi. Şuranın kökü nedir? 4'ün kaçıncı kuvveti 64 yapar? 3. kuvveti. Demek ki buranın kökü de 3 o zaman. Cepte. Ve baş kat sayısı pozitif. X kare eksi 3 x eksi 18 bak x'e x diye burayı da eksi 6'ya artı 3 diye açarsam buranın kökleri eksi 3 ve artı 6 olacaktır. Cepte cepte. X kare artı 6 x artı 20. Hemen deltasına bakalım çünkü ayıramadık. Delta ben kafamdan ayıramadım. 36 eksi 4 çarpı 1 çarpı 20'den aha 36'dan 80 çıktı. Eksi 44 mü geldi? Eksi 44 de sıfırdan küçük dolayısıyla kök yok ama işareti pozitif olduğu için burayı tamamen görmezden gelebilirim. Şimdi köklerim neler? 3, eksi 3 ve 6. Eksi 3 en başa yazdım. 3'ü buraya yazdım ve 6'yı da buraya yazdım. Daha sonrasında sayı doğrumu çizdim. Tablonun bacaklarını da çizdik burada. Eşittik zaten yoktu. Bunların tamamının içleri boş. Ve neyle başlayacağım? Hocam burası artı demiştik. Burası artı, burası da artı olduğu için artı başladım. Eksi, artı, eksi dedim. Benden istenen yerler sıfırdan küçük olan yerlerdi. Yani şurası ve şurası. Peki ama ne demiş? Bunu sağlayan x doğal sayıların toplamı. Ya hocam burada sonsuz tane evet sonsuz tane var ama o kısımda zaten doğal sayı yok. Zaten ben burayı göremem. Burayı alamam. Doğal sayılar nerededir? Burada. Hangi doğal sayılar var? E bir 4 var. Bir de 5 var. Sağlayanları sormuştu. Sağlayanlar da bu aralıktaydı. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım sadece ama sadece 4 ile 5'in toplamı bana cevabı verir. 4 artı 5 de bana 9'un ta kendisini verir. Cevap 9'du yani. 21'i çözdük. 22 ile devam edelim. x eksi 3'ün 7. kuvveti. Ha, şimdi buranın köküne 3. Kaç tane 3 var? 7 tane. Yani tek katlı. Unutma. Bu tek katlı. x eksi 4'ün karesi. Buranın kökü 4. Burada çift adet var. 2. Dolayısıyla bu çift katlıdır. Hemen yazdım. Buranın köküne 3. Aha da 3. Bak bir 3 burada vardı. Yalnız 7 taneydi tek katlı. Bir tane de burada var 8 tane oldu. Çift katlı oldu mu oldu bak. 3 de bizim için çift katlı köktür artık. E şimdi zaten bir tek 3 vardı bir de 4 vardı. İkisi de çift katlıymış. O halde hemen bunu çizdik. Çizdikten sonra da bacakları çizdik. 4'e eşitlik var ve çift katlı. 3'e de eşitlik var ama paydada da olduğu için eşitlik yok gibi düşüneceğiz ve çift katlı olduğunu unutmayacağız. Neyle başlayacağım? Hocam burası artı. Burası da artı. Burası eksi. Demek ki eksiyle başlayacağım. Çift katlı eksiye devam ettim. Çift katlı eksi diye devam ettim. Çok güzel. Neresi istenmiş? Sıfırdan büyük veya eşit yerler. Sıfırdan büyük yer var mı? Yok. Ama dikkat et. Sıfıra eşit olan bir yer var. Neresi? Sadece ama sadece 4. E çözüm kümesi istenmişti. Demek ki sadece çözüm kümemizde bir tek eleman varmış. O da 4'müş. 23'teyim. 3x-3'ün 2023. kuvveti. Buranın kökü ne? 1. Tek katlı mı? Tek katlı. Buranın kökü ne? Eksi 1. Çift katlı olacak. Hemen yazdım. Buranın kökü 3 ve tek katlı. Buranın kökü 6 ve çift katlı unutmayalım. En küçük burada eksi 1'imiz var. Sonra 1 var. Sonra 3 var. Sonra 6 var. Şimdi çift ve tek katlı muhabbetini unutmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Şunları bir çizelim arkadaşlar. Siz de bu şekilde nizami davranı soruları çözerken 1 tek katlıydı ve eşitlik var. Eksi 1 çift katlıydı ve eşitlik var. 3 tek katlıydı ve eşitlik yok paydanın kökü. 6 çift katlıydı ve eşitlik yok paydanın kökü olduğu için neyle başlayacağım? Hocam burası artı. Burası da artı, burası da artı. Ama burası eksi. Negatifin tek kuvveti de bana negatif vereceği için eksiyle başlayacağım. Eksiyle başladım. Çift katlı eksiyle devam ettim. Tek katlı artı tek katlı eksi çift katlı gördüm. Eksiyle devam edeceğim. Benden istenen yer sıfırdan büyük veya eşit olan yerler yani sadece şurası mı? Evet hocam o zaman en geniş çözüm aralığı sormuş. Bak yazıyorum dikkatli dinle. Birden kapalı, üçten açık. Bitti mi? Hayır. Birleşim. Neresi var hocam daha? Bak buradaki eksi bir unutuyorsun. Birleşim, eksi bir, tek bir eleman olarak buraya yazılır arkadaşlar. Bu da unutulmamalı diyoruz. Çözüm kümemiz budur. O halde x bu kısmın elemanıdır diyeceğiz. Evet umarım anlaşılmıştır. 24. örneğimize doğru geçiyoruz. 3x-3 Köküne buranın 1. Şuranın köküne eksi 1. Buranın köküne 8. Şuranın köküne 2. Ama şu 8 ve 2 için ekstradan parantez açıyorum. Bunlar sevgili arkadaşlar. Mutlak değerli ifadeler içerisinde olduğu için... Çift katlı köklerdir diyeceğim ben bunlara. Çift katlı olacak. Mutlak değerli içi, mutlak değer içerisinde ise bunlar çift katlıdır. Bu eşitsizliği sağlayan birbirinden farklı x tam sayı değer, değerlerinin toplamı sorulmuş. En küçük burada eksi -1 var. Sonrasında 1, 2 ve 8 var. 2 ve 8 çift katlıydı. Aman sakın ha unutma. Hemen tablonun bacaklarını çizdik. Çizdikten sonra 1 tek katlıydı ve içi dolu. Eksi 1 tek katlıydı ve içi dolu. Çünkü pay kısmının kökleri ve burada eşitlik var. 8 çift katlıydı ve içi dolu. 2 tek kat çift katlıydı ve içi boş olacak çünkü payın kökü. Neyle başlayacağım? Artı 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 olduğu için artı ile başladım. Artı diye devam ettim. Artı oldu ve eksi ve artı dedim. Sıfırdan küçük olan yerler istenmişti. O halde sadece şurası var istenen. İşte buradaki birbirinden farklı x tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş sağlayanların. O halde eksi 1 var, 0 var, 1 var. Ya hocam bunların toplamı 0 ama bir de unutma 8 de var bak burada sağlayanlar arasında. 8'i de eklersem doğru cevabın 8 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla tabii ki söyleyebilirim. Evet gençler şimdi sayfaya uzaktan bakma zamanı mı? O doldurduğumuz, emek harcadığımız, ilmek ilmek işlediğimiz sayfamıza... Şöyle uzaktan bir bakalım. Benim sayfa biraz renkli olmuş ama sizinkilerde siyah beyaz olan da vardır. Kalemini bastırınca siyah renkli çıkan da vardır. Daha koyu yazan da vardır ama illaki emek kokan bir sayfa vardır karşımızda. Diyelim ve bir sonraki sayfaya geçelim. 25. örnek bu videomuzun son sorusu bu dersin son sorusu ardından eşitsizlik sistemine geçeceğiz bir diğer videoda. Hazırsanız başlayalım. Örnek 25. 3'ün x bölü 2. kuvveti daha önceki örnekte söylemiştim. Neydi? Hiçbir pozitif sayının hiçbir kuvveti negatif olamaz. Her kuvveti pozitiftir. Dolayısıyla burası daima pozitif ve kökü yok dedik. Eledik. Pi sayısı 3,14'tür. Ve pozitif bir sayıdır. Pozitif bir sayının hiçbir kuvveti sıfır olamaz. Ve daima pozitiftir. Dolayısıyla burası gitti. Burası da pozitiftir dedim. Şuranın kökü 1. Buranın kökü de eksi 1 ile artı 1. Bak dikkat et buradaki 1 ve buradaki 1 artık benim için çift katlıdır diyeceğim. Ve daha sonrasında şurada ne var? x eksi 2'nin mutlak değeri ve burası da nedir arkadaşlarım? 2 çift katlıdır çünkü mutlak değer içerisinde. En küçük kökümüz eksi 1. Sonrasında 1 ve 2'yi de yazdım. Başka köküm yok. Tablomu oluşturuyorum artık. Şimdi tabloya göre 2 çift katlıydı. Paydanın kökü, pay kısmının kökü ama zaten eşitlik yok. Bir çift katlı köktü ve yine eşitlik yok. Eksi 1 paydanın tek katlı köküydü ve eşitlik yok. Neyle başlayacağım? Burası pozitif ve burası pozitif de. Hocam burası da pozitif. Bu zaten mutlak değerli pozitif. E bu da pozitif. Demek ki artıyla başladım. Artı, artı ve eksi oldu. Artık benden istenen yer şurasıdır diyeceğim. Bu eşitsizliğin en geniş çözüm aralığı sorulmuştu x elemandır. Eksi sonsuzdan eksi 1 açık aralığı diyeceğim sevgili arkadaşlar. Evet artık şu şekilde ekranımızı kendimi biraz büyüteyim. Ana ekranımıza geçelim ve sayfalarımıza uzaktan şöyle bir bakalım. Bugün yaklaşık kaç tane örnek çözmüşüz net olsun. 10'dan kaça kadar çözmüşüz? 25'e yani 16 tane örnek çözmüşüz. 28 dakikada güzel bir sayı. Artık sevgili arkadaşlarım bir sonraki videomuzda eşitsizlik sistemine geçeceğiz. O videoda görüşürüz. Seni seviyorum. Hoşça kal. Sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.